Şiirlerle Büyüsün Çocuklar programından merhaba. Bu yaz dönemi sezonunda farklı mekanlarda şiir yolculuğu, müzik yolculuğu ve sanat yolculuğuna genel anlamda devam ediyoruz. Ve bu dönem şiir çocukları tatil yapıyorlar çünkü çok yoruldular geçen sezondan. Bu dönem gençlerle beraberiz. Onların hayallerini, umutlarını paylaşıyoruz. Adamıza dair, ülkemize dair, onların geleceklerine dair ne yapmak istediklerini konuşuyoruz. Çok güzel büyüyorlar. Çok özel çocuklar. Bugün Başak San Art Drama Merkezi'ndeyiz. Bugün en çok müziği, dramayı konuşacağız. İlkleri başaran da bir merkezdeyiz. Bundan birkaç hafta önce ben de bu merkezde tiyatro sporu konusunda eğitim almaya başladım. Çok keyif aldım. Yeni dönemde şiir öğrencilerimle beraber onlara bu konuda farklı eğitimler vermek adına eğitim şart diyorum. Haydi bakalım bizi izlemeye devam edin. Kapıyı tıklatalım ve bakalım bizi içeride neler bekliyor, neler göreceğiz. Ben de heyecanlıyım aslında. Hadi bir içeriye girelim birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Evet, sevgili Başakcığım, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi merkezinde ağırlıyorsun. Zevkle. Çok da güzel bir, belki sürpriz değil ama çok duygulandım açıkçası. Sevgili izleyiciler, şu anda sevgili Başak'ın çaldığı parçanın sözleri benim, bestesi de Işıklarda Olsun. O bizi bir yerlerden izliyordur. Kamuran Aziz'in bestesiydi. İlle de Yeşil Sen. Yayına girmezden önce sevgili Başak'la paylaştık bu parçayı ve şöyle küçük bir anekdot, anıyı da paylaştık onunla. Yüreklerimiz denk düştü. Çok uzun yıllar önce şurada imzası da var. 4-10-98 sevgili Şirin Zafer Yıldız'ına sevgilerimle demiş Kamuran Aziz. Ne olur sen Şirin kız, şiirin dışında şarkı sözü de yaz demişti. Çocuk şarkıları da yaz demişti. Adaya dair, yaşadıklarımıza dair dipnotlar düş demişti bana onu bir ziyaretimde. O günden sonra bu bana vasiyet gibi kaldı aslında. Ve onu yaşatmak adına Kıbrıs bir adamıdır, cennetten parça mıdır diyerek adım adım sanatın izinde, eğitimin, güzelliğin olduğu her yerde olmaya çalıştım. Evet, çocuk şarkıları yazıyorum, çocuk şiirleri yazıyorum. Onların bunu doğrultusunda büyümeye çalışıyorum. Öğrencilerim ve güzel dostlarımla beraber. Onlar var olduğu için aslında ben de varım diyebilirim. Evet, sevgili gençler,
Siz de hoş geldiniz yayınımıza ve birçoğunuzu, birkaç kişi hariç, hepinizi ilkokulda okuttum. Çok da mutluyum. Öğrencilerimin böyle sanat yolunda ilerlediğini görmek beni çok gururlandırdı, mutlu etti açıkçası. Evet, böyle sırayla alacağım sizi. Müzik adına, drama adına konuşacağız. Önce bir Bahar'ı alalım buraya. Sevgili Bahar, şiirlerle büyüsün çocuklar. Programı 10 yaşında ve sevgili Bahar benim İlk asistanım ve ilk birkaç çekimi onların evinde gerçekleştirmiştik. Ve öyle bir programımız vardı ilk dönemde. Anneler, güzel anneler, sanat dostu mekanlarında bizi ağırlamışlardı. Ve bu evlerden biri de Bilge ve Ziya Digeş'in eviydi. Sevgili Bahar da benim ilk asistanımdı. Bugün kocaman genç bir kız olmuş ve sanat yolunda ilerliyor. Ben onları öğretmeniyle beraber bırakmak istiyorum. Önce bir parça dinleyelim. Ardından da sevgili Başak San'ın merkeziyle ilgili bize bilgi versin. Bahar'ın ben ne yapacağını biliyorum. Çünkü onu yakinen takip ediyorum. Sürekli görüşüyoruz. Siz izleyicilerimize de nasıl büyüdüğünü, sanatını yurt dışında nasıl geliştirmek istediğini bize anlatacak. Evet, sevgili Bahar, mikrofon sizin. Öğretmeniniz de sizi izliyoruz. Buyurun. Apart where words collide and days are dark, you ain't had my number, you can take my name but you will. Let this sky fall when it crumbles. No.
Evet, sevgili Bahar'a teşekkür ettik ve şu anda ikinci performans için Aylin'i yanımıza çağırdık. Aylin, bize kendini de tanıtır mısın? Merhaba, ben Aylin Aylanç. Türk Marif Koleji'nde okuyorum, Mausa'da. Piyano çalmayı seviyorum. Kaç yıldır piyano çalıyorsun? İlkokul birinci sınıftan beri çalarım. Peki, seni dinliyoruz o zaman Aylin'ciğim. Buyur. Başak San Drama Art Müzik Merkezi'ndeyiz ve burada bir gencimiz çalışmakta. Bir yaklaşalım bakalım. Aslında onu ben tanıyorum. Şiirlerle Büyüsün Çocuklar programının ilk konuklarındandı sevgili Çağkan. Merhaba hocam. Ben Çağkan. Merhabalar. Ben Çağkan. Nasılsın? İyiyim, siz? Çalışıyorsun. Evet. Sen de güzel büyüyorsun. Ben az önce kapıdan girerken bir baktım, sen çıktın karşımıza. Bizim ilk konuklarımızdandın. Kaç yaşındaydın o zaman? İlkokuldaydın değil mi? İlkokul dörttüm. Dörttün, evet. O zaman mı başlamıştın? Evet. Çalmaya? Yeniydin. İlk senemdi. Evet ve heyecanını hatırlıyorum. Ellerin titriyordu ama çıksam mı çıkmasam mı diye de seni bir hafta annenle çok zor ikna etmiştik. Hatırlıyor musun onu da? Hatırlarım, çok iyi hatırlarım. Evet ama şimdi de geçenlerde konuşmuştuk biz annenle. Fısıldadı bana kuşlar annen. Tekrar dedi program çekimi varsa dedi bizimki yine gelebilir istekli. Onun için bugün de sürpriz oldu seninle karşılaşmamız ama biliyorum ben burada olduğunu. Hadi bize birazcık kendini tanıt bakalım, ne yaptın? Ben Can Çelikkan, klarnete 5 sene önce başladım. Klarnete başlanan sebebim başka öğretmenin gösterilerinin birinde ben eskiden dramaya giderken başka öğretmenin Ekin adında bir öğrencisini klarnet çalarken görmüştüm. Çok etkilendim. Ben de başlamak istedim. Annem en başta o kadar istekli olmasa da benim başlamama ikna ettim kendini en sonunda. Sonra... Niçin istememiş olabilir annen? Zor mu? Öğrenemez mi zannetti? Klarnet ona çok değişik gelmiş. Yani bilmediği bir şeymiş. Onun için istemedi. Ama zar zor ikna ettim kendini. Şimdi tamamdır. Beğenir o da çok. O da çok beğeniyor. Evet. Biliyorum. Birkaç gösterini de geldik beraber izledik. Ben de izledim seni gururla. Kutluyorum seni Çağkan ama ben biliyorum bu müzik alanında sen devam edeceksin ama başka hayallerin de var. Şu anda kaçıncı sınıfsın dedin? Lise 1 olacağım. Lise 1. Peki ablamız doktor oldu, Çağla'mız. Evet. Mezun oldu. Sen ne okumak istiyorsun? Benim aklımda hiçbir şey yoktur öyle. Düşünmedim, aklımda bir şey yoktu. Peki olabilir, zaman içerisinde olgunlaşacaktır. Ama müziğe devam edeceksin değil evet, mi? Klarnete bırakmayacağım. Devam. Bırakmayacağım. İlerleyeceğim. Peki hadi bize bir parça çalar mısın rica etsek? Çalarım. Peki, buyur. Thank you.
Harika. Günde kaç saat çalışıyorsun? Her gün düzenli olarak yarım saat çalışırım. Bazı günler aksalasa da yarım saat. Keyif alıyorsun ama değil mi o? Sevdiğin bir şey. Boş vakit, hatta boş vakitlerimde değil. Bunun için, zaman. Zevk aldığım için her zaman bunu çalarım. Harikasın. Şimdi dramada da varmışsınız yanılmıyorsam değil mi diğer tarafta? Yok. Sadece ama dramaya yaptın mı drama hiç? Yoksa sadece müzik? İlk açıldığında burası ben de vardım dramada 2-3 sene. Aha. Ondan sonra daha çok müziğe kaydım. Tamam. Kutlarız seni. Yolun şansın bahtın açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, yan tarafa geçiyoruz şimdi. Drama öğrencileriyle beraberiz. Bakalım onlar bize ne hazırlamışlar. Biz izlemeye devam edin lütfen. Dinletilerinden sonra devam ediyoruz. Dramayla devam ediyoruz ve bu genç arkadaşlarımızı tanımak istiyoruz. Ben birçoğunu tanıyorum. İlkokulda da onları okuttum ama bugün onlar birer genç arkadaşım olmuşlar benim ve sanat yolunda ilerliyorlar. Tekrar onlarla burada buluşmaktan ve onların şiirle, müzikle, dramayla, genel anlamda sanatla büyüdüklerini görmek bir eğitimci, bir öğretmen olarak beni gururlandırdığının da altını çizmek istiyorum. Ve sevgili Başak, bizi bugün merkezinde ağırlıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben sözü sana vermek istiyorum. Sen ne yaptın da bu kadar bu çocuklar, bu gençler seni sevmişler? Peşinden yıllar var, ayrılmıyorlar. Kendin hakkında, merkez hakkında biz bilgi alalım senden lütfen. Tabii, öncelikle burada olduğunuz için biz de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır birlikte bir şeyler sohbet etmeye çalıştık. Kısmet bugüneymiş. Biz de mutluyuz o yüzden. Teşekkürler. Ben Başak Sam. 1978 Mausa doğumluyum. Çok normal bir şekilde herkes gibi ben de küçükken keman dersleriyle müziğe başladım. Sonra öğretmenimin yönlendirmesiyle konservatuara geçtim. İstanbul'da Mimar Sinan Konservatuarı'nın sınavlarına girdim. Kazandım ve klarnet bölümüyle daha profesyonel bir şekilde adım atmış oldum müziğe. Klarnet bölümünde devam ederken bestecilik bölümüne de girdim. İki bölümü aynı anda sürdürerek ikisinden de aynı anda mezun olmuş oldum. Bu arada tabii ki orada pek çok senfoni orkestrasında daimi olarak klarnet üyeliği de yaptım. Besteler yaptık, konserler verdik. Güzel bir İstanbul serüveni oldu. Ardından buraya döndüğümde pedagoji alanında yüksek lisansımı tamamlayıp ilkokulda, Doğu Akdeniz İlkokulu'nda müzik öğretmenliğine başladım. Hiç aklımda olmamasına rağmen böyle bir şey. Çocuklara bayıldım. Çocuklarla birlikte olmaya, onlarla iletişim halinde olmaya bayıldım. Ve kopamadığım bir parçam oldu bu benim. 6 yıl ilkokulda müzik öğretmenliği yaptıktan sonra biraz daha kendi yolumu çizmeye karar verdim. Çünkü kendi hedeflediklerim vardı, oluşturmak istediklerim vardı. Bunun da yolu kendi merkezimi açmaktı. O yüzden 2012 yılında Başak Sanat Drama ve Müzik Merkezi'ni açtık. 2008'de Yaratıcı Drama'yla tanıştık. Ürün San kardeşim yani ve ben birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yaratıcı drama
birinci aşama grubu olarak sevgili Tülay Üstündağ hocamızla çalışmaya başladık. Ve aşamalar birbirini izledi. Drama bizim vazgeçilmez bir parçamız oldu. Ve 2012 yılında merkezimizi açtığımızda hem drama hem müzik alanında eğitimi sürdürmeye devam ettik. 2012 yılından beri birlikte olduğumuz çocuklar var. İlk öğrenciler. İlkokuldan beri. Aslında yani ilkokuldan itibaren tanıyıp da sonra merkezde devam ettiğim öğrenciler var. Sonradan aramıza katılanlar var. Aramıza gelenlerle bir şekilde hiç kopmuyoruz. Bizden farklı sebeplerle ayrılmak durumunda olsalar bile sonrasında bağımız mutlaka devam ediyor kalben. Evet. Ki en önemli şeylerden biri bu zaten. Bunun dışında yol aldığımız çocuklarla ve öğretmenlerimizle çok güzel şeyler başarıyoruz. Yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her sene üstüne koyarak, her sene yeni hedeflerle ilerliyoruz. Bunlardan biri 2015 yılından itibaren en büyük drama grubumuzla farklı bir yola girmeye karar verdik. Ve dedik ki biz tiyatro sporu yapacağız. Bir doğaçlama tiyatro türü olan tiyatro sporu yapacağız. Onunla ilgili ilk atölyemizi gerçekleştirdikten sonra İzmir'den Oyun Hamuru Tiyatrosu'nun liderleriyle dedik ki tamam bu iş olacak ve ilk gösterimizi yaptık. Kendi şarkımızı oluşturduk, birlikte yazdık sözlerini ve o şarkımızla birlikte ilk gösterimizi gerçekleştirdik ve bu yola adım atmış olduk. İyi ki attık. O günden bugüne 3 yıl geçti. 3 yıla çok şey sığdırdık. Gittikçe artan sayıda gösterilerimiz var. Gittikçe artan sayıda ve verimde atölyelerimiz var. Farklı farklı liderlerle. Hep tiyatro sporu üzerine gelişmeye çalışıyoruz ve gururla söylüyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne bu yaş grubu ne yetişkin grubunda tiyatro sporu grubu yok. İlkiz, tekiz ve başarılı bir şekilde ilerliyoruz. O yüzden grubumuzun ismi Drama Ekspresi, bu arada ismini söylememişim. Drama Ekspresi grubumuzla gurur duyuyoruz. Ben de kendimle gurur duyuyorum. Teşekkür evet, ediyoruz. Evet. İlk hep ilk diye evet, altını evet. çiziyoruz. Bayağı çok kullandığımız evet. bir sözcük oldu aynen. bu. Ben de sizin sıkı takipçilerinizdenim. Teşekkür ederim. Çünkü sanatın olduğu her alanda, çocukların, gençlerin olduğu her alanda bir eğitimci olarak bulunuyoruz. Bu doğal bizim görevimiz diye düşünüyorum ben. Sizinle ilk tanışmamız da ilkokulda müzik öğretmeniydiniz. Evet, evet. bahsettiğiniz evet. yıllarda. Ve orada güzel bir etkinlik düzenlemiştiniz. Şairleri, yazarları okulumuza çağırmıştınız. Organizasyonda siz de vardınız. Evet. Ben o gün sizi böyle genç bir öğretmen olarak çok hayranlıkla takip ettim, izledim. Ve o zamandan da böyle sıkı takipçiniz oldum. Teşekkür ve benim de emekliliğimde bir merkez hayalimdir açıkçası. İnşallah. Koşarsak hayallerimizin peşinden gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Ve bu tiyatro sporuna bizi de sardınız bir şekilde. İlk yetişkin grubu İlk siz yetişkin, anlatın. Aynen evet. öyle. Her yıl düzenli olarak atölyeler yaptığımızdan bahsettik. Geçtiğimiz yıl küçük gruplarımızda, bu arada merkezimizde daha alt yaş grubunda olan ve dramayla yine tiyatro sporuyla uğraşan küçük gruplarımız da var. Geçen yıl küçük gruplarımızla bu işe adım attık. Bu yıl ilk kez yetişkin grubu olarak, siz evet. de onlardan biri olarak çok güzel, çok verimli, çok eğlenceli bir atölye geçirdik. Herkesin eline, emeğine sağlık. Umarım ki devamı gelir. Çünkü yetişkinlerin de bu konuda bir şeyler yapıyor olması çok daha önemli. Gençlere ulaşmak biraz daha kolay ama yetişkinlerin de bu alana girebilmesi bizim için çok önemliydi. Ki Karpaz'dan, Erenköy'den, geldiler. Lefkoşa'dan evet. gelen öğretmen arkadaşlar da evet. vardı. Vesile de oldu. Evet. Tanış olduklarımız vardı, evet. tanımadıklarımız vardı, uzun yıllar var görüşmediklerimiz vardı. İnşallah o gün sahnelerde bu, de. İnşallah ben çok istiyorum açıkçası. Yani bu salondaydık o gün. Evet. Çok keyifli 3 saat geçirdik. Zaman nasıl geçtiğini de fark etmedik. Aynen öyle. Ben şimdi aslında öğrencilerimize geçmeden önce şunu öğrenmek istiyorum.
bundan bir iki hafta kadar önce siz bazı sınavlara hazırlandınız, evet, girdiniz. Evet, ona geliyordum ben de. Evet, onlar çok önemli aslında. Kesinlikle. Ve mesela programın başında Bahar şarkı söyledi. Evet. Orada biliyorum Bahar'ı küçükten beri takip ettiğim için. İsteği onun müzik yolunda, sanat yolunda ilerlemek ve hani bir sanatçı olmak, evet, ses sanatçısı sahnede olmak. Sahnede olacak kesin. Kesin yakışıyor da zaten. Evet, evet, bu müzik sınavlarını bir açalım lütfen. Dediğimiz gibi ilkleri, yenilikleri seviyoruz. West London Üniversitesi'nin London College of Music sınavlarının tek temsilcisiyiz şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Yetkili sınav merkeziyiz. Geçtiğimiz yıl ilk kez bu sınavları organize ettik, merkezimizde gerçekleştirdik. Enstrüman sınavları zaten bilinen sınavlar. Yani yıllardır farklı okullar aracılığıyla da yapılan sınavlar. Enstrüman sınavlarımızın yanında geçtiğimiz yıl ilk kez Eylül arkadaşımız, öğrencimiz artık dramadan grade sınavına girdi bu okulun yani. Geçtiğimiz yıl ilk bir tek kişiydi giren, bu yıl 3 küçüklerden 3 büyüklerden şeklinde 6 öğrenciye çıktı drama sınavına girenler. Bunun dışında bu yıl başardığımız 3 farklı alan daha var. 3 farklı kapı daha açıldı çocuklarımıza. Biri Bahar'ın programın başında söylediği parçalardan oluşan popüler singing vokal. İlk kez ben duyuyorum zaten bunu, evet. Evet. Popüler müziği seven, benimseyen şeyler, kişiler için yine böyle uluslararası geçerlilikte aynı şekilde enstrüman sınavları gibi grade sınavları Bahar'ın girdiği. Bunlar da pardon, bunlar da mı hani grade 1, 2, 3, 8'e kadar gidiyor, aynen giriyor öyle. Ve ileride seçecekleri üniversitede geçerli olacak kesinlikle. Bu başarıları tüm, çocukların. Yani, tüm üniversitelerde, tüm Avrupa'da her yerde, hı-hı, geçerliliğe sahip belgelerdir bunlar. Evet. Müzikal tiyatro şarkı söyleme sınavını da bu sene ilk kez yaptık. O da çok önemli, çok güzel bir, çok eğlenceli bir alan. O da çok başarılı bir şekilde geçti. Dramayı söyledim zaten. Bir diğer yeni, ilk defa denediğimiz ve çok başarılı bir şekilde sonlandırdığımız orkestra grade sınavı. Bu da yine kimse tarafından denenmemiş, yapılmamış bir şeydi şu ana kadar. Bir yıldır Onur Arslan liderliğinde yürütülen bir orkestra grubumuz vardı. Sanart Band. Hı hı. İsmimiz bu. Güzel. Gerek teorik anlamda gerek pratik anlamda bir sürü konu çalışarak, emek vererek, zaman harcayarak bu noktalara geldiler. Ve çok başarılı, gerçekten çok başarılı bir sınav geçirdiler. Henüz sonuçları bilmediğimiz için bir şey açıklayamıyorum ama çıkışta bize sınav eğitmeninin söylediği yorumlara dayanarak konuşabilirim ki gerçekten son derece başarılı sınavlar bitirdik. Ne güzel. Evet. Tebrik ederim sizi. Daha da yeni kapılar neler açılabilir diye şimdiden düşünmeye başladık. Güzel. Evet. Peki böyle sol tarafıma döneyim ve bu gençleri bir tanıyalım bakalım ne yapıyorlar. Mikrofonu onlara uzatalım. Evet. Bize kendini tanıtır mısın lütfen? Adım Sıla Şafaklı, 7. sınıfım. 5 senedir burada drama üstüne çalışırım. Hı hı. Nereden bu merkezi tanıdın, keşfettin, farkındalığını yaşayarak buraya geldin Sıla? Arkadaşım başlayacaktı. O bana söyledi. İlk gelmeyecektim, sonra geldim. O günden beri de çıkmak istedim, beğendim, sevdim burayı. Peki sen de sınavlara hazırlanıyor musun, girdin mi? Peki. İleride devam etmek ister misin dramaya? Evet. Evet. Peki. Devam edelim. Adım Beren Rojin Durmaz. 8. sınıfım. 5-6 senedir buradayım. Dramayı seviyorsun. Evet. Peki sen nasıl başladın? Ben ilk tiyatro isterdim. Bilmem nedeni oldu. Çok severdim sahneleri. Sonra bir anda annem dedi ki bana işte bir yer buldum. Falan filan geldim. Dramanın ne olduğunu bilmeden geldim. O günden beri de buradayım. Annen doğru yapmış aslında. Sen küçücükten benim şiir öğrencimdin. Keza Sıla da öyle ama sen çok utangaçtın. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hiç yazdığın şiirleri, defteri kapatırdın, okumak istemezdin. Evet. Annenle sürekli nasıl bunu yenebiliriz diye. Hatta Lefkoşa'da sergi de açmıştık, hatırlıyor musun?
Sağ olsun annenin yardımını hiç unutmam. Beraber bizi arabayla Lefkoşa'ya götürdü, bir röportajımız vardı radyoda. O gün de çok böyle yüzünü falan kapattın, utandın, konuşmayasın ama sonra sergide beraber, annenle beraber 3-4 arkadaşın daha vardı. O gün bir adım oldu sanki oradaki sergi, o özgüveni ortaya koymak adına. Çok keyif alıyorum. Sıla'yı okuttum, seni okuttum. Evet, Zehra'ya geçelim. Zehra'yı da okuttum. Devam Arada edelim bakalım. Arada şeylerden biri, drama sınavına katılanlardan biriydi. Öyle mi? Evet. Ben çünkü bilmiyorum hangileriniz sınava katıldı. Onları da söylerseniz, siz ben sormadan, bilemediğim için hani soramıyorum size. Onu da söylerseniz. Peki Beren, sen ileride devam edeceksin mutlaka. Devam edeceğim. Peki meslek olarak seçmeyi hedefliyor musun? Evet. Yoksa başka bir şey daha kafanda var mı? Hayır, hobimi mesleğe çevirmek isterim. Çok güzel, harika. Evet. Adım Zehra Çekel, 10. sınıfım. 5 yıldır buradayım. Arkadaşım aracılığıyla başladım ve çok mutluyum burada olmaktan. Evet, ileride de meslek olarak edinmek isterim. Sen de sınavlara girdin mi? Yok, henüz. Müzik sınavına girdim. Drama sınavına değil, piyano grade'lerine girerim. Güzel, tebrikler. Devam edelim. Ben Eylül Sönmez, 9. sınıfım ve 6 senedir buradayım. Ben de grade 3 sınavına girdim, drama sınavına. Öyle. Sen sanatçı bir aileden geliyorsun. Evet. Biraz anlat bakalım bize, aç bu konuyu. İşte babam müzisyen, halam müzik öğretmeni. İsimlerini de söyle bakalım. Adil Sönmez ve Mine Bakkaloğlu. Evet. İşte zaten Başak Hoca benim öğretmenim değil, okulda drama öğretmenim ve müzik öğretmenim aynı zamanda. Sonra bu arkadaşım... Bu arada benim annem babam da babası ve halasının öğretmeniydi. Evet. Güzel. Sonra işte arkadaşım sayesinde başladım buraya. Koştura koştura geldim yani. Sen farklı bir seviyorsun. Çünkü sen hayatın içinde de çok hareketli bir kişiliğe sahipsin. Evet. Onu gözlemliyorum. Öyle midir? Galiba öyleyim. Evet. Bundan da mutlusun. Evet. Gözleriniz güzel gülümsüyor hepinizin. Kutlarım sizi. Peki ileride seçmek, onu merak ettim. İleride evet, bu mesleği, yani bu işi yapmak, mesleğe çevirmek isterim. Evet. Güzel. Öyle tahmin etmiştim. Evet. Ben Doğa Aktanır, 10. sınıfım. Yaklaşık 6 senedir buradayım. Çok mutluyum. Nasıl burayı keşfettin? Burayı nasıl keşfettim? Başak öğretmen zaten benim de ilkokulda öğretmenimdi. İşte merkez açacağını duyunca annemler de çok istedi gelip dönememi. Ben de küçük yaştan geldim, başladım. İşte burası daha çok bizim özgüvenimizi çok yükseltir. Burada çalışmalar yapmak, bizi limitsiz kılar şey açısından. Yetenekleriniz belki. Evet, yeteneklerimizi ön plana çıkarır, fark ederiz, kim olduğumuzu daha iyi anlarız. İşte çalışmalarda bizi limitsiz kılar, özgür kalırız her şekilde. O yüzden hayatımın her zaman bir parçası olsun isterim. Gerçekten ben de bu salonda hani birkaç ay önce yaptığımızda bu çalışmayı, gerçekten hayatın içerisinde biraz kendimize limit koyduğumuzu düşündüm ben de. Evet. Doğa, bu çok doğru. Hayal gücümüzü bırakır serbest ve bizi istediğimiz yere gitmemize izin verir ve böylece kim olduğumuzu daha iyi anlarız. Güzel. Peki sen nereye gideceksin? Hayalin nedir? Kesinlikle bırakmak istemem. Drama her zaman hayatımın içinde olsun, devam etmek çok isterim. Ama daha belli değil. Yani ben daha çok memnunum geleceğim hakkında. Evet, müzikten. Evet, müzik piyanoda. Onların sınavlarına mı girdin sen? Piyanoda evet. Piyanoda grade 5'e girdiydim. Güzel geçti. Geçtim, tamamdır. Güzel. Evet. Tebrik ediyorum. Olsun isterim. Harikasınız gençler. Süper. Evet. Devam edelim diğer tarafla bakalım. Bu taraftaki gençlerimizin hayalleri. Evet. Ben Fatoş Alper. 4-5 senedir buradayım. İlk piyanoya başladım, sonra dramaya başladım, sonra orkestraya başladım. Orkestra ve piyano sınavlarına girerim. Bu kadar. Peki nasıl keşfettin burayı? Burayı aslında annemin ilkokul arkadaşıdır Başak Hoca. Oradan bilirdi zaten. Kıbrıs'a taşındığımızda da yazdırdı beni buraya. Sırf ilk drama için, dramaya özgüven kazanmak için yazdırdı. Zaten piyanoya da giderdim. Sonra burada devam ettim. Hiç zorla gelen var mı içinizde böyle buraya? İşte anneniz, işte arkadaşınız falan dedi. Gitmek istemiyorum, hayır, böyle birkaç hafta zorla falan. Yok yani, ben zaten isterdim piyanoya devam etmek taşındığımızda. Onun için hiç zorla gelmedim. Kendim isteğimle geldim. Güzel. Isteğimle. Peki, devam edelim. Ben Dilay Güleç. 9. sınıfım. Aslında küçükken çok utangaçtım ve hiç insanlarla konuşmazdım. Kimseyle konuşmak istemezdim.
Sonra bir gün annem getirdi beni Başak Hocaların drama şeyine. Ama o zaman tam daha tiyatro sporu yapmazlardı. Küçüktüler yani. Sonra ben de gittim. İlk başta hep köşede otururdum. Hiçbir şey yapmak istemezdim. Yani bana verilen şeyleri bile yapmakta zorlanırdım. Çekingenliğinden, utangaçlığından. Evet. Ama şimdi çok rahatım yani ve sevdim dramayı. Güzel. Yani yaşamın içinde de kullanıyorsunuz burada aldığınız eğitimi çocuklar, değil mi? Önemli bir şey bu. Ve bak kendini biliyorsun, utangaçtım diyorsun, çekingendim, konuşmuyordum. Şimdi böyleyim diyorsun. Bu önemli bir şey çocuklar gerçekten. Ve henüz yaşınız da çok küçük. Ya bu önemli yani. Kutlarım sizi. Gitara da gelir aynı zamanda, gitar sınavlarına da. Gitar çalıyoruz. Çok güzel. Peki hep böyle piyanoyla hep başlarlar. Neden gitar sen? Aslında ben keman çaldım. Sonra... Sevmedin mi? Dedim bu alet bana göre değil mi? Yok, arada çalmaya devam ederim. Ama sonra yeni gördüm, yaşım büyüyünce gitarı gördüm, sevdim. Güzel, ailen de baskı yapmadı sana. Yani işte piyanoyu bıraktın, neden gitara geçtin, devam et bunu, bununla başladın demediler yani. Güzel. Tebrikler aileydi o zaman buradan. Evet. Ben Aylin Aylanç, 9. sınıfım. Burada piyanoya gelirim. Sınavlara girdim. Kaçıncıya girdin Aylin? 5. 5'e girdin. Çok da güzel programın başında bize performans sergiledin. Teşekkür. Tekrardan teşekkür ederiz sana. Teşekkür ederim. Sen nasıl burayı keşfettin? Başak Hoca ilkokulda benim öğretmenimdi. O burayı açınca annem, ben, babam yani istedik buraya gelmeyi. Çünkü Başak Hoca'da memnunduk. Evet. Sonra açıldığından beri de buradayım. Çok güzel. Drama Suresi'nin de bir üyesi aynı zamanda Aylin. Katılabildiği kadar katılıyorum. Evet. Aslında şimdi aklıma geldi. Hani katılabildiği dediniz ya hani hocanım. Dersler galiba birazcık etkiliyor sizi. Gibi mi? Bazıları dönem, yok dedi. Dönem. Sınav dönemleri belki gelemiyorlar ama. Yok, yani benim ondan değil de. Yani şimdi bir farklı farklı şeyler yapınca çakışırdı. Ne bileyim. Yani ben çok severdim dramayı. Zaten... Ya bazen yaparlar işte, Onur Hoca gelir Türkiye'den. Yani katılmayı isterim, hep severim, içimde öyle. Güzel, peki devam edelim küçük hanımla. Benim adım Selin Alper, 8. sınıfım. 3 senedir Başak Hoca'yla drama kursunda eğitim alırım. Hı hı. Onun dışında... Ne gibi farklılıklar yaşadın bu 3 yılda? Bu 3 yılda ilk geldiğimde Dilay gibi ben de çok çekinirdim, hatta hiç katılmazdım. Onun dışında şimdi daha katılmaya başladım ama yani çok daha kasılmam herkes gibi. Hani gene böyle şey, gene çekingen evet. Misin? Evet, çünkü yayının başında bana çok soru sormayın falan dedin ama çok güzel ifade ediyorsun kendini yani. Peki devam edeceksin? Yani dramayı evet devam edeceğim ama yani başka şey meselelere de gireceğim. Ne gibi mesela, var galiba kafanda bir şeyler, söyle paylaş bizimle. Doktor olabilir, öyle şeyler isterim. Tıp istiyorsun. Evet. Peki, yolun açık olsun. Evet, verelim. Çağhan'a da biraz önce onunla bir açık sohbet ettik ama. Ben Çağhan Çelikkan. Bu sene lise 1 olacağım. Buraya Başak öğretmen burayı ilk açtığında geldiydim. Çünkü o da ilkokulda öğretmenimdi. İlk dramaya başladım. 2 sene dramaya gittim. 2. senemde klarnete başladım. Drama yok şimdi. Sadece şey, klarnet var. Orkestradasın da. Evet. Şarkı söylüyor musun? Yalnız olduğumda. Yalnız olduğunda öyle mi? Böyle bir performans gördüm sen de, acaba söyler misin falan diye düşündüm ama yok diyor. Peki ya, biraz önce de yan tarafta çalışmanı izledik senin. Başak öğretmeninle performansını izledik. Sen de çok utangaçtın küçükken, onu biliyorum ben. Ne kattı müzik hayatına ve kısa bir sürede drama aldın dedin. Bunun farkında mısın sana kazandırdıklarının? Evet, müzik mesela duygular mı aktarırken... Kendim için bana çok işe yarar. Rahatlarım. İçimi dökermişim gibi. Ya gerçekten harikasın. Süper. Peki şimdi siz böyle aşk yaşlarındasınız da. Duygularımı rahatça söyleyebilirim dedin ya. Bak hemen kızlar da güldüler. Yani o klarneti çalarken bir kızdan hoşlandığında o klarneti çalar gibi söyleyebilir misin? Duygularını karşındaki kıza söyleyebilir misin? Tabii daha duygulu çalabilirim.
Söyleyebilirsin diyorsun. Harika, süper. Ya bu peki. Sorun kızlara değil de tek erkeğe gelmesi. Evet, evet. İki erkek annesiyim ben de diye. Onların dilinden biraz daha kolay anlıyorum. Kızlar biraz daha böyle kapalıdırlar. Böyle mecazlara çok kaçarlar diye onlarla o konulara girmedim. Biz Çağhan'la birbirimizi anladık. Teşekkür ediyorum. Verelim Başak öğretmenine. Evet, ne bu evet. Bu kadar güzel, sevgi dolu sözlerin üzerine neler söyleriz Başak öğretmen? Ne denir ki yani bu şey söylenilen değil hissedilen bir şey aslında. Buradaki öğrencilerimiz merkezimizin belki de dörtte biri sadece. Dilerim ki başka programlarda farklı farklı öğrencilerimizle de birlikte bir şeyler yaparız belki. Evet, samimiyete çok inanırım. Aradaki güvene çok inanırım. Yani derslerden önce benim için önemli olan gerek veliyle gerek çocukla aramızdaki o bağ. Mutlaka. Çünkü her şeyin başlangıcı o. Onu kuramadığımız kişiler zaten aynı yolda yürümediğimiz kişiler. O yüzden şaşırmadığım bir tablo. Benim de hep böyle hissettiğim bir durum. Her neyse. Birine karşı ayrı ayrı öyle hissediyorum. Burada olanlar veya burada olamayanlarla da ilgili. O yüzden zaten bu kadar güzel şeyler hissedildiği için bu kadar güzel kapılar açılabiliyor. İlkleri yapıyoruz. Bu kadar yenilikler denenebiliyor. Evet. Ve başarı geliyor. Hedefler büyüyebiliyor. Aynen öyle. Peki yavaş yavaş programın sonuna geldik gençler. Bir 5-6 dakikamız var. Programın sonunda kısacık bir drama gösterisi yapsak evet, olur mu? Ben öyle kısaca kapatsak. Şöyle bir açıklayayım biz tiyatro sporunda neler yaptığımızı. Tamam. Farklı farklı turlarımız var. Her turun kendine ait küçük küçük kuralları var. O kurallara göre o anda seyirciden alınan çıkış noktalarıyla doğaçlıyoruz. Olayımız bu. Hiçbir oyunun tekrarı olamıyor. Aynı seyircilerle yapsak bile. Çünkü çıkış noktası değişiyor. Söylenenler değişiyor. Her şey değişiyor. 3 tane tur örneği kısaca göstereceğiz size bugün. Biri merak ediyorum turu. Arada herhangi bir şey sorduğumuzda hemen o ana dönüp o anı bize canlandırıp tekrar normale dönme üzerine bir tur. Bir diğeri üçü bir arada turu. Üçü bir arada da iki kişi, bir kız bir erkek yeni buluşmuş gibi konuşuyorlar ama bir tarafın içinden üç farklı kişilik çıkıyor. Bunu üç farklı kişi canlandırıyor. O üç karakterle savaşmak durumunda kalıyor karşıdaki. Onu seyirci olarak alıyoruz biz normalde gösterilerde. Bir diğer turumuz da kart turu. Kart turunda da yine önceden dışarıya çıkarılan oyuncular duymadan seyircilerden alınan cümleler kağıtlara yazılıyor ve o kağıtlar o anda moderatörün söylemiyle açılarak doğaçlamaya yediriliyor. Yani bu üç turdan böyle kısaca örnek göstereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür evet, ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta Başak San Drama ve Müzik Merkezi'ndeydik. Onların konuklarıydık. Bu haftalık bu kadar diyerek ben yayını kapatmak istiyorum ve yayını kapatırken de bu genç arkadaşlarımızın oyunuyla size veda etmek istiyorum. Hadi gençler bir el sallayalım beraber. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çıkış noktamızı kameraman beylerden aldık. İki sevgililer ve çıkış noktamız kız arkadaşının başka erkeklerle gizlice görüşmesi ve turumuz merak ediyorum başlıyor. Dani, otobüs görüşüyor. Tamam, tamam. Bak şimdi geliyor falan. Hadi bay bay bebeğim. Kimi aramışsın? Arkadaşlarımla canım. Hemen geliyor dedin, hemen sen alın telefonu. Yo. Çünkü ben şey, hayaleteyim. Yo, ben şey, randevu falan almıştım kuaförden, onlara gideceğim. Sen rahat rahat şey yap, ben hazırlanıp çıkıyorum. Sen şimdi ne yapacaksın? Merak ediyorum bu çift nasıl tanışmış? Dersin. Salak mısın sen? Özür dilerim. Kaldıracağım kolları. Dersi geç kaldım, anlamıyor musun? Ne? Allah'ım ne odun bir adam ya. Ay çok yakışıklıydı. Biraz trip attım ama çok güzel, çok yakışıklıydı ya.
gizleyince. Ne gizlemesi be? Tamam, ama kendine sor, kimle konuştun? Merak ediyorum, kiminle konuştun? Mete. Alo. Nasılsın aşkım? İyidir aşkım, sen ne yapıyorsun? Ben miyim işte? Diğer o gizli kal bizim şey. Diğer sevgilimdi galiba, onunla şey yapıyordum. Ay onu bıraksana, ne olacak ya? Ya gerçekten sinirimi bozuyor zaten. Merak ediyorum, diğer sevgilini bıraktığında nasıl bırakırsın? Şey, bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Ben senden ayrılıyorum, bay bay. Dur be! Sen benden ayrılmam, ben senden ayrılacağım. Sen misin böyle başkalarından oluşan? Ayrıl, çok da problem değil. Diğerleriyle çıkarım ben de. Çok önemli değilsin zaten.